Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız biz iyiyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün tavamı ocağa aldım. Şöyle geriden mi alsam ne yapsam. Tavamı ocağa aldım arkadaşlar. Güzel içine yağını da koydum. Bugün güzel bir şöyle çorba yapayım, yiyek dedik. Canımız istedi. Çorba farklı çorba arkadaşlar ama diğerlerine de benziyor yaptığıma. Daha önceden çok yapıyordum. Bu aralar terkedim biraz. Videosunu da çektim aslında. Antep yöresine ait bu çorba. Genelde Antepliler yapıyor. Ben de tabii ablamgil Antep'te olduğu için onlardan göre ben de yapmaya başladım. Şurada yeşilliğim var. Yeşilliğimi yıkadım, kenara koydum. Salatasını yapacağım. Çorbada bulunan nohut, patates, normalde havuç konmuyor da ben bir tane de havuç içine rendeleyeceğim, atacağım. Rümeysa öyle istedi. Tavuk göğsüyle oluyor. Tavuk göğsü kullanmak gerekiyor çorbada. Şunları şöyle hemen yıkayayım. Kepçemi de yanına alayım, güzel ocağın altına açayım, yağ ısınsın, azıcık tuz atayım. Tuzlu olduğu zaman daha iyi oluyor. Havucun kabuğu da gitmiş içine. İlk önce havuçları şöyle bir çevireceğim arkadaşlar. Şunu şöyle bir biraz çok yüksekte oldu sanki. Biraz daha iyi oldu sanki. Yeşilliğimi de yıkadım, kenara koydum. Çorbamı şu tencerede yapacağım. Biraz da makarna yapacağım. Makarnanın suyunu da doldurdum, tencereye koydum. İçeriye, sobanın üstüne koydum. O da orada ısınsın dedim. Çorbayı yaptım mı makarnayı en son yapacağım. Çünkü makarna çabuk soğuyor, sıcak yenilen bir şey. Şöyle bir çevireyim, hafif çiğliği gitsin arkadaşlar, güzelce. Ondan sonra tavuk göğsünü atacağım içine. Tavuk göğsünü de doğradım, hazırladım. Şimdi salatamızı yapmaya geçelim. Mutfağı nerede koydum? Mutfağı da alayım. Bu marulları da bu pazarda bu sefer uygundu. Koca koca marullar bu hafta 5 liraydı arkadaşlar. Bu hafta marullar güzeldi. Bunların buralarından ne olmuş? He, şiş batırıklardı onların şeyi. Şiş batırıyorlar ya şey koymak için, fiyatını koymak için, ona şeyi çıkmış. Her zaman Rümeysa yapıyordu salatayı. Bu sefer Rümeysa'nın özet çıkarması gerekmiş. Dün öyle biraz oyalandı, bitiremedi. Akşam da misafirimiz vardı. Ondan şey yapamadı fazla. Çalışamadı. Mustafa da hemen yorgun geldi. O da yorgun yaptı. Misafirlerin yanında geldi, bir hoş geldiniz dedi. 5 dakika oturdu. Ondan sonra baktık
Şey yaptı, normalde anne ben yorgunum dedi, biraz yatacağım dedi. Yatıyordu çocuk, ne güzel, Abdullah gitmiş kaldırmış, ne kalk yemek ye. Misafirler gittikten sonra, çünkü Mustafa yemek yemez, öğlen yemeğini geç yedim dedi, canım istemiyor dedi. Akşam yemeği de yemediydi. Gitmiş, kaldırmış. Biz dedik niye kaldırdın, ya yemek ye diye kaldırdım dedi. Çorbayı önce yapayım da çorba sıcak kalıyor zaten. Onu sobanın kenarına koyarım. O sırada makarnanın suyu sobanın üstünde ısınır. Onu da getiririm. Makarnayı da sıcakça pişiririm. İyi olur. Bugün dedim makarna yapacağım. Normalde aslında ben makarnayı fazla sevmiyorum da. Bazen işte insan ne pişireceğini şaşıyor. Makarna iyi oluyor, kolay oluyor. Onun için mecbur yapıyorum ben de. Rümeysa kaç günden beri söylüyordu da yap yap diye, ben yapmıyordum. Mutlaka roka doğrarım arkadaşlar, salatanın içine. Roka doğramadım mı sanki bir şeyse eksik kalıyor gibi. Havuç domates olmasa olur ama roka olmadı mı sanki bir eksiklik kalıyor gibi hissediyorum ben. Yeşillik salatasını çok severim. Pazarda, buranın pazarında gördüğümüz uygun fiyatlar. Koca koca marullar bu hafta 5 liraydı. Ondan öncekinde o marullar aynısı 7,5 liraydı. Biraz ufakları 5 liraydı. Ben 5 liralıktan alıyordum. 3 tane alıyordum. Yetiyordu bize. Bazen arttı bile oluyordu. Davşanların yemek almadığı zaman da, yiyeceği kalmadığı zaman da onlara veriyordum. Gündüz bile keskin hava var. Böyle ki soğuk. Tavuk göğsü iki parçaydı arkadaşlar. Birini doğradım, buzluktan çıkarttım, sobanın yanına koydum bunu çözülsün diye. Bunlar et balık kurumunda uygun oluyor arkadaşlar. Tavuk göğsü, tavuk butu, bir de derisini, mesela deri sevmedin diye oradan söylüyorum, derisini yüzdürüyor. Hemen böyle adam çıkardı veriyor. Bizim bir tanıdık vardı, onlar hep tavuk üstüne çok yediği için tavuk çoğunluklu aldı. Sağ olsun bizi götürüyor. Hep beraber gidiyor. O kendini alıyor. Biz de kendimizi alıyor. Hem gitmiş bir Adana'yı gezmiş oluyor. Öyle öyle. Çarpıyor. Bunlar da yapalım. Aslında.
Lahana'nın bu şeyini ben severim. Tabii söyleyebilirsin. İyi olacak. Mutfakta var ya, bağımsız çalışmayı hiç sevmiyorum kesinlikle. Buna nohut da giriyor arkadaşlar. Azıcık da nohutu var. Bir tane havuç rendeleyeceğim. Diğer havucunu en sona bıraktım. Bir tane de salataya rendeleyeceğim havuç. Grip için falan var ya, bir de bir bu çorba. Ben beğeniyorum, bilmiyorum. Yoğurtlu olan çorbalar genelde severim. Yavaş. Çamaşır makinesi maşallah hiç durmuyor bizim. Biraz daha şey olsun arkadaşlar. Şimdi ben ne yapacağım? Yoğurdumu, kapımı, havayı güzelce pasta. Niye? Canım istiyor, yiyecek mi? Yok, sordum orada. Yiyeceğin gibi duruyor mu? Duruyor mu? Ne alaka? Sordum orada durunca. Şimdi tencereme alayım arkadaşlar. Bu bayağı kendini sassısı gitti. Annem her zaman derdi ki, yemek yaparken kızım yemeğin sassı gitsin derdi. Sen şuradan soğu canım. Sen de gel şöyle. Çok soğudu. Bir.
arkadaşlar onu. Artık siz azına çokluğuna göre ayarlayabilirsiniz. Unu çok olsa da bir şey olmaz. Sadece biraz fazla boyu olur. Bir tane de yumurta. Abdullah olsaydı Abdullah yok. Abdullah en azından çorbayı neye karıştırmaya yardım ediyordu. Eskiden buna mantı diyordu kimisi. Kimisi hele bilmem ne diyordu. Şimdi yoğurtlu patates oldu ismi Antep'te. Antepliler meşhur yemeği. Böyle olunca arkadaşlar havucu böyle yapınca güzel renk veriyor. Böyle kaynayacak arkadaşlar. Kaynadıktan sonra patatesini, tavuğunu, en son nohudu, hepsini bir atıp ilk başta nohudu da atabilirsiniz. Yani hepsini bir atıp ondan sonra, yani illa bunun kaynaması lazım kesilmesi için. Ondan sonra güzelce üzerine nane yakabilirsiniz. Çok güzel bir çorba oluyor. Kış aylarının vazgeçilmezi ve vitamin deposu.
vicdanım el vermiyor diyor. Sen diyor öyle iş yaparken de ben burada ders çalışırken diyor. Ben dedim ne yapacağım çocuğum, en azından bari gene işin gücünü şeyini ne onun abi dersini mersini çalış. Bir meslek sahibi ol, kendini kurtar. İleride yarın bir gün sen de evleneceksin. Çoluğa çocuğa karışacaksın. Çocukların yemek isteyecek senden, iş isteyecek. Herif geldi mi akşam hizmet isteyecek. Mecbur beraber çalışınca mecbur bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Arkadaşlar yoğurt kaynadı. Çorbanın yani yoğurdu, ayranı kaynadı. Şimdi güzel nohudunu attım. İlk önce içine şöyle. Bulaşık çıktı. Bir yandan yıkıyor, öbür taraftan geri batıyor. Bu şekilde arkadaşlar 10-15 dakikada böyle kaynadıktan sonra hem patates tam pişmiş olur hem tavuk. Çünkü tavuğu da sadece soteledik, şey yaptık yani. Çiğliği gitsin kokusu, sası kokusu gitsin diye. 10-15 dakikada böyle kaynadıktan sonra arkadaşlar güzelce üzerine nanesini yakabilirsiniz. Yağ var içinde ama yine de çok az bir yağ koyup tavaya nanesini yakmak için yağ koyup tavaya nanesinin üstüne atıp ondan sonra şey yapabilirsiniz, nanesini yakıp en sonda altını kapattıktan sonra tuzunu öyle atın arkadaşlar. Çünkü yoğurt çabuk kesiliyor, hemen tuzu gördüğü zaman kesiliyor. Onun için en sona atarsanız daha iyi olur. Şöyle salatamı da yaptım ben. Bu şeyim çorbam şey olsun, ne onun adı, kaynasın bir yandan. Ben şu kabakacağı yıkayayım, içeriye gideyim bakayım. Eğer sobanın üstünde su ne alemde hiç bilmiyorum. O da kaynasın orada, eğer soba yanıyorsa, yanıyordu da, yansın kaynasın. Ondan sonra ben tekrar şeye geçeyim, makarna yapmaya geçeyim. Şunu da alayım şöyle güzelce. Şurada şu şekilde dursun. Bu kaynasın arkadaşlar. Ben makarnamı da pişireyim. Tekrar sofrada görüşmek üzere canlarım. Şöyle yakından göster çorbamızı. Arkadaşlar çorbamız çok güzel oldu. Kıvamı falan çok güzel oldu. Bakın. Makarnamız da yine aynı. Kıpkırmızı. Tabii telefon, benim telefon biraz antrikli olduğu için rengini tam göstermiyor. Turuncu gibi gösteriyor. Makarnayı biraz fazla yaptım. Mesela yarın okula götürsün. Çorbanı da götürebilirsin. Ha.
neresi? Maşereyi kaç. Cimrin ekmenden yumuzak turun diyor. O zehirdir diyor. Yani zehir nedir diyor. Anne. Çünkü diyor cimri. Ay. Cimri verdiğini gönülden vermezmiş yavrum. Onu biliyoruz zaten baba. Zoraki verdiğini. Aynen. Ama sana diyor yani gönülden vermez diyor. Gözü verdiğinde bir çiğnediğiniz her lokma onun için azaptır diyor. Tok bile olsanız diyor cömertin ikramını alın. O şifadır diyor. Cömert verdiğini gönülden verir. Siz yedikçe o sizden daha fazla lezzet alır diyor. Neyse. Saklama kabı getir. Makarna. Tamam sonra koyarız. Kız bu biter ha. Bitmez bitmez. Arkadaşlar makarnamızı yaptık. Çorbamızı da yaptık. Çorbanın kapağını da getirmeyi unutmuşum. Salata yaptım sizinle beraber. Doğra dedim zaten. Turşu çıkarttım. Bu da bizim vazgeçilmez soframızın süs biberi. Arkadaşlar bugünlük akşam yemeğimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.